Vazgeçmek için hala zaman var Radi abi. Dünyaya bu kötülüğü yapmak zorunda değiliz bence. Artık geri dönüş yok Özcan. Kaderimiz bizi buraya getirdi. Şimdi yapmamız gereken tek şey şu kapıdan içeri girmek ve de... Buyurun. Reynmen selamünaleyküm. Radi ben. Bu da Özcan. Seninle görüşeceğimiz bir konu var Reynmen. Hayat memat meselesi. Faiz gibisin. Çıksan bir türlü çıkmasan başka. Borçlarım var gelemem aşka. Başlarımla 14 Şubat'a. Bu ne şimdi? Şarkı. Önce bir single'la adımızı duyuralım diyoruz. Sonra da albüm yaparız. Hayat memat meselesi falan dedin dayı. He, bizim için öyle. 3 yıldır YouTube'dayız. Dünya kadar abone kastık. Artık sıra bizde diye düşünüyorum. Hadi şu kaydı alak da daha klip çekeceğiz. Bu şarkı tutmaz dayı. Bu şarkıda aşk yok. Nasıl aşk yok la? Var işte aşk. Borçlarım var gelemem aşka diyor. Of of. Aşk nasıl bir şey biliyor musun dayı? Aşk ona mecbur olsan da geri dönememek. Aşk ona geceler zehir olmasın diye kendine zehir etmek. Aşk Leyla'ya mecnun olup. Reynmen. Senin bir derdin var. Bir şeyim yok. Var Reynmen. Çekinme. Anlat Radi abine. Aşkı bulamadım be dayı. O kadar şarkı yaptım. 600 milyon dinlendim. Yine bulamadım. 600 milyon içinde yok mudur bir Leyla beni benden alacak ya? Sen de bulamadıysan biz ölelim lan o zaman. Yok abi yok. Dışarıda peşimden koşuyorlar. Instagram'da yazıyorlar. DM'den yürüyorlar. Yine de aradığım aşkı bulamıyorum. Bu 14 Şubat'a da sap gireceğim ya. Sen aşkı yanlış yerde arıyorsun oğlum. İşin kolayına kaçıyorsun. Aşk dediğin imkansızsa güzel. Leyla dediğin fethi zor. Fatih'i tekse Leyla. Benim bir tanıdık var. Sana onu ayarlayayım. Nasıl biri? Uzak diyarlarda yaşayan bir güzeller güzeli. Ulaşılamaz şatosunda beyaz atlı prensi bekleyen bir prenses. Herkesin isteyip de bir türlü elde edemediği bir hazine. Instagram var mı Instagram'ı? O iş öyle kolay değil. Gelin benimle. Herif Zekeriya köye şato yapmış lan. Kuleyi sonradan yaptılar. Kaçak diye yıkacaktı belediye ama... İmar afından yırttı. Zekeriya köyün yarısı bunların. Zamanında alacaktık şuradan bir iki dönüm arazi ama bizde kafa yok ki. Dayı direkt kız istemeye gelmedik değil mi? Önce bir görüp tanışsaydık. Göreceksin Reynmen. Birazdan göreceksin. Efendim sizi bekliyor. He. Ayakkabıları çıkarıyoruz mu? Yok, çıkarmadan girin. Çıkarmayın çocuklar. Zengin evi. Selam sana Zekeriya köy komtu. Tokiwood'dan sana hediyeler getirdik. Niyazi dayı hediyeleri ver. Al kafana koyarsın. O ney? Masaj aleti. E5'te 5 liraya satıyorlar. Kafayı kaşıyor. Demek kızımı istiyorsunuz. Evet komtum. Kızınız Leyla'yı oğlumuz Reynmen'e istiyoruz. Benim kızımı almak öyle kolay değil delikanlı. Nice koç yiğitler bu yola baş koydu. Hiçbiri muvaffak olamadı. Leyla'nın 6 milyon follower'ı var. DM kutusu için Amerika'da özel server kiraladık. Her fotoğrafının altına Cem Yılmazlar, Ezeller, Edisler yazıyor. Hiçbirine cevap vermedi. Mesajlarını ifşaladığı futbolculardan iki dünya kupası çıkar. Hiç kimseyi beğenmez. Öyle anasının gözüdür Leyla. Zoru severim başkan. Biz Sivaslıyız. Leyla... Buraya gel kızım. Kızım bu Reynmen. Seninle tanışmak istiyor. Ay götüm. Ne diyorsun la? Beğendin mi kızı? Şu an bizi duyuyorlar Radi abi. He. İngilizce konuşak. Reynmen. What do you say? Is it going? Yani olur. Kızımı almak için savaşman lazım delikanlı. Leyla için her şeyi göze alır mısın? Bakarız. O halde bir takım testlerden geçmen gerek. Uşak, beyleri kütüphaneye götür.
Leyla'yı vereceğim kişi bilge biri olmalı. Sadece okumuş olması yetmez. Zihniyle olduğu kadar kalbiyle de düşünebilmeli. Bakalım sen böyle biri misin? Yapıştır gelsin. İlk sorumu soruyorum. Yakındayken çoğalır, uzaktayken azalır. O öyle bir şeydir ki hem yumuşak hem acıdır. Hem yumuşak hem acı? Şırdan mı la yoksa? Hem yumuşak hem acı diyor. Sevgi. Eminim. Son kararım. Şırdan olmasın bak. Kesinlikle sevgi. Doğru cevap. Ha! Sıradaki soruya geçiyorum. Öyle bir şeydir ki onsuz yapamayız. Karın doyurmaz ama hiçbir zaman bitmez. Tantuni! Hadi abi biz bir yemek yiyip böyle mi gelsek? Ümit. Ümit hiç bitmez. Karın doyurmaz ama onsuz da yapamayız. Tantuni! Doğru cevap Ümit. Tebrikler. He, Ümit de olur. Ve son soru. Uzaktadır görünmez, varlığı bizi ısıtır. Hiç kavuşamasak da biz hep onu isteriz. Barış Özcan'la! Kestin Barış Özcan. Hadi abi. Barış Özcan oğlum. Uzaktadır içimizi ısıtır diyor. Barış Özcan bu. Amerika'da yaşıyor. Mutluluk. Barış Özcan. Doğru cevap. Hangisi? Barış Özcan. Her pazar izliyoruz. Hiç kaçırmam. Ha! Ben sana dedim. Bravo delikanlı. Testi başarıyla geçtin. Şimdi hazırsan ikinci aşamaya geçelim. Hazırım. Kızım Leyla'yı alacak kişi yetenekli olmalı. Şimdi maharetlerini göster. Bakalım elinden ne geliyor. Rain Man, ata binebiliyor mu? Ben şarkı söyleyeceğim ya. Seni dinliyoruz. Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Leyla, Leyla, sana mecnunum ama seni bilemem. Değiştir. Boşum doldurma, yokuşum durdurma. Faiz gibisin, gitmezsin zoruma. Değiştir. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Değiştir. Nasılsın aşkta, gir hadi dünyama. Asla korkma, çılgın romantik. Gözü kara olsam da. Bravo, bu testi de geçtin. Şimdi diğer teste geçiyoruz. Daha test mi var? Cesaret testi. Kızım için bir yiğitlik yapman gerekiyor. Bu birini kurtarmak ya da ne bileyim bir canavarı avlamak olabilir. Canavar mı kaldı lan? Bu cesaret testi değil, alkol testi bence. Kabul ediyoruz Zekeriya Köy kontu. Canavar mı avlıyoruz şu an? Yok la, birini kurtaracağız. Hemen aşağıda orman var. İlla kaybolmuş biri vardır. Onu kurtarıp buraya getirirsek bu iş biter. Güzel fikir. Kabul ediyorum. Leyla için her şeyi yaparım. O halde sizi şatoda bekliyorum. Gün batımına kadar vaktiniz var. İnşallah kurda kuşa yem olmayız. Merak etmeyin beyler. Benim eskiden lakabım Ayır Adi'ydi. Niyazi dayı ve ben eski avcılarız. Doğada hayatta kalmanın tüm yolları bizden sorulur. Aha bak, mesela şu tilki boku. Tilki bokunun içinde bol miktarda protein, bir miktar tuz ve biraz da su olur. Bu da bizi bir gün daha hayatta tutmaya yeter. Var mı isteyen? Sağ ol abi. Aşağısı maslak zaten. Ben ıslak hamburger söyleyeceğim. Kimse var mı? Yardıma ihtiyacı olan kimse var mı? Sizi kurtarmaya geldik. Kimse yok galiba ya. Hadi gidelim. O neydi la? Bir ses var. Ne olabilir ki? Eskiden buralar gerçek ormandı. Kurtlar olur, domuzlar cirit atardı. Bizim ecdadımız bu ormanda ava çıkar, karnını doyururdu. Vahşi bir hayvan olabilir. Ne vahşi hayvanı Radi abi? O dediğin eskide kaldı. Park ormandayız şu an biz. Festivaller oluyor burada. Elektronik müzik, DJ'ler falan. Ne festivali Özcan? Ormanda festival mi olurlar? E var dendi. E bana bak. O neydi la? Kürkü vardı lan. Kerimcan Durmaz'ı vurdunuz abi. Anladım.
Canavarı avladık sayın komutum. Canavar mı? Birini kurtaracağım demiştiniz. Yok, yanlışım var. Canavar dedik biz. Bu da onun kürkü. Bayağı bir savaştık. Dev pençeleriyle bize saldırdı. Hayvan tam dişlerini geçirecekken Rain Man çifteliği doğrulttu ve de canavarı etkisiz hale getirdi. Tebrik ederim. Kızıma layık bir delikanlıya benziyorsun Rain Man. O halde şimdi son teste geçelim. Zoru severiz dedik de o kadar demedik. Dayı yürü gidelim ya. Evlilik testi. Kızımla evlenmek istiyorsan en az 100.000 liralık bir yüzükle ona teklif edeceksin. Nişanı 5 yıldızlı bir otelde, düğünü Çırağan Sarayı'nda isterim. After party Boğaz'da olur. Balayına Maldivlere gidersiniz. Kızımın üstüne bir villa, altına bir araba çekersin. Doğumu Amerika'da yapın ki çocuk green card alsın. Üniversiteye kadar özelde, üniversiteyi yurt dışında okutun. Adını da Ercüment koyarsanız sevinirim. Ercüment babamın ismi. Ne diyorsun? Hassik!